Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Bu videomun ilk hissesi Dagi Game Sanayi ve Ticaret AŞ. Bakalım nedir ne değildir, bir geçmişine bakalım, ona göre değerlendirme yapmaya çalışalım. Arkadaşlar hisseden 2021 Ağustos ayında büyük bir fırlama olmuş, ondan sonra aşağı doğru bir inişler var. Tam istediğim, sevdiğim hisselerden. Şu anda arkadaşlar çanağı tamamlama yoluna doğru gidiyormuş gibi bir görüntü var. Peki buraya baktığımız zaman ne çıkıyor karşımıza? Hemen direnç ve desteklerimize bakalım. Direnç ve desteklerimiz nedir? İlk direncimiz arkadaşlar 4.36 hemen karşımıza çıktı. İkinci direncimiz arkadaşlar baktığımız zaman hemen geçemediği 2 gün önceki seviye 4.16 olarak karşımıza çıkıyor. Peki daha başka desteğimiz var mı? Hemen bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar, daha direncimiz var mı? Daha da direncimiz var arkadaşlar, 5.20 arkadaşlar. Oradan da bir tane daha arkadaşlar, bir direnç daha var gözüküyor. O dirençler arkadaşlar 4.53 olarak karşımıza çıktı. Şimdi bunlar dirençleri. Peki desteğimize bakalım, desteğimize karşımıza ne çıkıyor? İlk desteğimiz şuradaki arkadaşlar, şu bölgeye, iki de hatta şu bölge diyebileceğimiz, şu çıkarabilirsek şu bölge arkadaşlar, hatta düşemediği bölge 3.65 olarak karşımıza çıkıyor. İkincisine baktığımız zaman ikinci bir neresi arkadaşlar, biraz daha aşağıdan yapalım bu desteğimizi de. Baktığımız zaman da 3.25 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki bunun dışında neler var? Hemen indikatörümüzü bir kontrol edelim. İndikatörlerimizin ilki Ichimoku. Ichimoku'ya baktığımız zaman hisse yeşil bulut olarak devam ediyor. Ve yeşil buluta baktığımız zaman arkadaşlar kırmızı bulutun üstüne atmış kendine. Bu hisse için olumlu olarak karşımıza çıkıyor ve bunu inceleyerek yapmış arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yalnız son anda tekrar bir genişleme yapmış. Bu artık hissenin biraz yorulduğu anlamına geliyor. Burada dikkatli olmakta fayda var ama baktığımız zaman Ichimoku arkadaşlar kendi başına gayet de olumlu, herhangi bir sıkıntısı yok gibi duruyor. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandımız bize ne diyor? Bollinger bandının orta noktası şurada gördüğünüz gibi 3.66. Peki hisse fiyatı kaç? 3.89. Hisse fiyatı orta noktanın üzerinde olduğu için bu da gayet olumlu. Zaten baktığımız zaman şu mor Bollinger bandının üstüne arkadaşlar yırtmak için, delmek için yukarı doğru zorluyor bayağı bir. Peki aşağı geldiğimde hacme baktığımız zaman arkadaşlar, hacimde ciddi bir artış yok. Artış var ama çok ciddi bir artış yok. Şurası 7 milyon lot arkadaşlar. Bir önceki 9 milyon lot artıştı arkadaşlar. Hisse şimdi bu kadar çok seri artış yapmasına rağmen hacmin bayağı bir artmış olması lazım ama hisse fiyatı yani baktığım zaman daha hızlı artmış, daha böyle agresif artmış gibi duruyor. Açıkçası hacim bunu desteklemiyor. Ona dikkat etmekte fayda var. Yani buraya baktığımız zaman Ichimoku ve Bollinger olumlu, hacim nötr diyebileceğimiz bir durumda. Gelelim bakalım RSI'mıza. RSI'mıza durum nedir? RSI'mıza baktığımız zaman arkadaşlar aşırı alış bölgesine girmiş ama çok fazla tutunamadan hemen aşağı atmış kendini. Ha, burada avantaj ne? Çok fazla da aşağı atmamış. Sadece baktığımız zaman bir düzeltme çabası içerisine girmiş gibi duruyor. Ama hisseye baktığımız zaman hissenin şu bordo bölgede vakit geçirmezse arkadaşlar, en azından şu aşırı satış bölgesindeki durumundan daha iyi olduğu için buna kısmen olumlu diyebileceğimiz bir durum ama kötü değil. Onu ben size söyleyeyim. Yani nötrün üstü diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim hemen stok risayımıza. Stok risayımız ne diyor? Stok risayımız diyor ki ben gayet de iyiyim. Neden iyiyim diyor. Çünkü baktığımız zaman banda, şu beyaz bandı arkadaşlar, bizim için olumlu olan bölge, hisse içinde aşırı alış bölgesi. Ona baktığımız zaman arkadaşlar hisse gayet de burada güzel duruyor. Herhangi ciddi bir sıkıntısı yok. Hisse için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim burada arkadaşlar benim en çok sevdiğim indikatörlerden bir tanesi MAC indikatörü. MAC indikatörüne baktığımız zaman arkadaşlar gayet de güzel bir şekilde, yani son neredeyse şu bölge hariç 7. ayın başından 7. ayın 29'una kadar alan bölge hariç arkadaşlar hisse için gayet de olumlu. Aşırı alış yükseliş trendi bölgesinde ve bir önceki tepeyi de geçmiş. Bu da gayet karşımıza olumlu olarak çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman ufak da olsa bir hafiften bir yorulma var gibi duruyor ama hani önümüzdeki günlerde buna bakacağız. Neticede arkadaşlar daha burada hani kendisi zaten sıfırın üzerinde olduğu için, yükseliş bölgesinde olduğu için, yükseliş trendi bölgesinde olduğu için ciddi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet olumlu. Hatta şu mavi kırmızıyı kestiler arkadaşlar. Çok ciddi bir sıkıntı yok. Bu da gayet güzel. Ama dediğim gibi bu hafiften bir yorgunluk belirtisi var. Baktığınız zaman arkadaşlar şu aradaki makası gösteriyor. Şu ikisi arasındaki makası gözüküyor. Makasta bir daralma var. Hafiften yükselişler tekrar daralma var. Hani hissenin belki burada yorgunluk belirtisi olduğunu düşünebiliriz ama neticede esas yorgunluk belirtisi olan indikatörümüz stok verisi ama stok verisi de herhangi ciddi bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Yani MAC da olumlu arkadaşlar. Onu ben size söyleyeyim. Yani biraz daha tedbir amaçlı söylüyorum bundan ama dikkat etmekte fayda vardır yine diye düşünüyorum. Buraya baktığımız zaman GCI'da gayet güzel arkadaşlar, aşırı alış bölgesinde. Bu da hisse için gayet olumlu, herhangi ciddi bir sıkıntısı olmayan gayet de güzel bir durum gözüküyor. Peki genel olarak Dagi'ye ne diyoruz arkadaşlar? Dagi'ye genel olarak arkadaşlar hacim dışında çok ciddi herhangi bir sıkıntısı yok. Yani gayet de olumlu gözüküyor. Hepsi birbirinden güzelmiş gibi duruyor. Gelelim diğer hissemize, Denge'ye. Peki Denge'ye en son ne zaman satmıştık? Hemen bir kontrol edelim.
Dengeyi en son arkadaşlar 2 Ağustos'ta yakın zamanda tanıtmışız. Yaklaşık 10 gün önce. Peki dengede durum nedir? 2 Ağustos olan şu kırmızı olan bölge arkadaşlar. İlk buradan tanıtmışız. Ve burada hani şu kırmızı olan bölge tanıtmışız. Burada destek ve dirençleri şurada baktığımız zaman çok çizmemişiz ama trend çizgisini takip edin demişizdir mutlaka. Şimdi peki burada baktığımız zaman karşımıza destek olarak ne çıkıyor arkadaşlar? Destek olarak ilk desteğimiz 1.71 geliyor arkadaşlar. Arkasından bir desteğimiz daha trendle beraber devam eden 1.58 arkadaşlar. Hatta şunu belki biraz daha uzatırsak çok yakın olacak ama birbirine iki tane destek. Bir de buraya baktığımız zaman arkadaşlar 1.52 olarak karşımıza çıkıyor. Peki burada arkadaşlar genel olarak şöyle bakalım. Evet yani şuradan arkadaşlar bir destek daha çıkarım, direnç çıkarım ona bakmaya çalışıyorum. Şöyle biraz daraltarak şöyle yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar ne bulmaya çalışıyoruz? Evet arkadaşlar şurada bu tane direnç bulduk. Şimdi şu direnç arkadaşlar yükselemediği bölge bizim için neydi? Dirençti bu bir. Bir tane daha direnç isterim arkadaşlar yakın zamanla elimizin altında bulsun. 2.70 2 tane direnç bulduk arkadaşlar. Hani burada da hisse için belirleyici bir faktör olur mu? Olur diye düşünüyorum şu anda baktığımız zaman. Peki arkadaşlar gelelim indikatörler bazına değerlendirmeye. İndikatöre baktığımız zaman ilk önce Ichimoku indikatörüne bakalım. Ichimoku indikatörü yeşil, gayet de olumlu. Herhangi ciddi bir sıkıntı yok hissenin. Hisse bir önceki Ichimoku bulutunun da üzerine yer almış. Tek dezavantajımız ne burada arkadaşlar? Tek dezavantajımız şuranın biraz genişlemesi. Yani şuradaki darlıktan arkadaşlar bir anda genişlemeye geçmiş. Bu da açıkçası biraz daha yataya gitme yolunda hareket edecekmiş gibi duruyor. Yorgun biraz arkadaşlar. Yani görüntü onu gösteriyor buradaki görüntü. Sadece basit bir şekilde ama neticede hissenin tamamı yükseliş trendinde. Yani düşecek anlamına gelmiyor. O Ichimoku'ya baktığımız zaman arkadaşlar pardon Bollinger'e baktığımız zaman şu mor buluta baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 1.80. Bu da bunun üzerine atmış. 1.96'da 1.80'in üzerine attığı için bu da gayet de olumlu olarak gözüküyor. Karşımızda duruyor arkadaşlar. Peki gelelim buraya arkadaşlar ne görüyoruz? Bu dikkat edin bakın burası çok çok önemli bir nokta. Şu hacmi görüyor musunuz arkadaşlar? Şu yükseliş trendini arkadaşlar bu hacim destekliyor. Yani buraya baktığım zaman şu bölgeden de ziyade arkadaşlar şu bölge arkadaşlar hacmi desteklemiş. Şimdi burada arkadaşlar bu yükselişin daha net olabileceğini şu hacmin bunu desteklediğini gösteriyor. Şimdi kendi adıma konuşayım. Ben bunu eğer almak istersem arkadaşlar buradan almaktan ziyade hani buradan da almak zarar etmez diye düşünüyorum ama biraz daha trend çizgisine yakın olursa arkadaşlar o kadar kar. Mesela örnek veriyorum kafadan atıyorum. Şimdi buraya geldiği zaman gelmez ama veya gerilme ama burada bir 75'ten almak var arkadaşlar. Gelip buradan bir 2.03'ten almak var. Arada yaklaşık zaten %20 var. Yani şuradan alan zaten bir defa %20 düşme potansiyeline sahip. Yani buraya geldiği zaman burada da evet düşme potansiyeline sahip ama buna göre daha fazla. Yani burası bundan daha fazla düşme potansiyeline sahip diye düşünebiliriz arkadaşlar. Neyse hacim olarak da gayet olumlu. Hissenin 3 parametresi de gayet olumlu. Gelelim dengenin arkadaşlar RSI'ne. RSI'ne ne diyoruz? RSI'ne baktığımız zaman dengenin arkadaşlar. Burada da hisse için gayet de olumlu. Herhangi ciddi bir sıkıntısı yok gibi duruyor. Yani baktığımız zaman aşırı alış bölgesinde ara ara çıkmış şu bölgelerde ama hisse genelde nötrde takılmayı tercih ediyor. Bu da hisse için gayet de olumlu olarak karşısında çıkıyor arkadaşlar. Neyse şu bölgeye düşmedikten sonra hisse için hiç ciddi bir sıkıntısı yok arkadaşlar diye düşünüyorum. Gelelim stok reisayımıza, stok reisayımıza durumumuz nedir? Stok reisayında arkadaşlar baktığımız zaman hisse aşırı alış bölgesine girmiş mi girmiş. Gayet de güzel yorgunluk belirtisini attım diyor. Gerçi içim okulda bunu çok net göremiyoruz ama esas burada yorgunluk belirtisi olan bizim için stok reisayı kaldırabiliriz arkadaşlar. Hisse burada yorgunluk belirtisini göstermiyor. Yani diyor ki ben de yükseleceğim diyor. Daha da büyük adam olacağım diye bakıyor. Ve aşırı alış bölgesine girmiş arkadaşlar. Şu beyaz bantlı bölge bizim için aşırı alış bölgesi. Burada takılması arkadaşlar gayet de iyi diye düşünüyorum. Yani hisse şu anda stok reisaya göre de gayet de olumlu olarak karşımıza çıkıyor. MAC indikatörüne bakalım arkadaşlar. MAC indikatörü maşallah yükselişe doğru yavaş yavaş yedire yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Bu da hisse için gayet de güzel. Neden? Çünkü sıfır üzerine baktığımız zaman arkadaşlar hissenin sıfır üstü bölgeye geçmesi yani MAC indikatörü olarak hisse için olumlu yükseliş trendinin başladığını veya başlayacağını işaret olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu yani kırmızıyı da kesmesi yukarı doğru mavinin. Bu da hisse için pozitif bölgede ekstra bir iyi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani katmerli kadayıf diyebileceğimiz bir durum olarak karşımıza çıktı. GCI'mize bakalım. GCI'mize durum nedir? GCI'mize arkadaşlar baktığımız zaman geçmişten beri hep zikzaklı bir durum söz konusu. Yani ama şu anda baktığımız zaman son zamanlarda hisse aşırı alış bölgesinde girmiş. Bu hisse için arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yalnız burada ufak da bir sıkıntı var. Sadece şurada hafiften bir düşüş var gibi duruyor. İnşallah bunu hafiften düzeltme olarak diye düşünebileceğimiz bir durum olur. Çünkü yani bu tür bölgelerde genelde 300-350'ye denk geldiğinde oluyor bu özellikle ama
hızlı bir şekilde tepki veriyor. Ama ise şu anda açıkçası biraz daha meyillenmiş gibi duruyor. Tepki vermekten ziyade hafiften bir düzeltme olacakmış gibi bir görüntü var karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize, derime. Derimde neler var neler yok. İlk önce bunu konuşan edelim. Şimdi derimin arkadaşlar geçmişinde hemen bakalım, daha önce bakmış mıyız? Derime bakmamışız gibi duruyor. Evet, hiç derime bakmamışız. Peki derimde neler olur neler olabilir diye düşünelim. Şimdi ilk önce arkadaşlar direnç ve desteklerini belirlemeye çalışalım. Hatta şuradan bir tane çizelim. Evet. Şimdi burada zaten kendi desteği direnci var ama şuradan bir bakalım. Şu yükselemediği bölge şu bizim için bir tane direnç. 6.77. Buraya baktığımız zaman ekabinde tekabülecek 7.18 arkadaşlar. Bunlar bizim direnç olarak karşımıza çıktı. Peki esas esas direnç, baba direnç buradaymış. Baktığınız zaman arkadaşlar 3 defadır geçemediği 6.64 civarı. Bu bizim için esas baba direnç arkadaşlar. Eğer burayı bir daha da geçemezse bir daha da zor geçer diye düşünüyorum. Peki desteklere baktığımız zaman arkadaşlar desteklerde 5.83 olarak karşımıza gözüküyor. Bir tane daha destek yapalım arkadaşlar. Aslında buradan şuradan yapmakta da fayda var ama bu kadar yakınlaşmışken şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane daha destekleyelim. 5.66-68 civarı, 66 arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Altta da bir sürü destek var ama neticede şu anda takip edilmesi gereken destekler bunlarla karşımıza çıktı. Dirençlerimiz 6.64-6.67 kısa vadeli. Desteklerimiz de 5.83, 5.66 ve fiyatımız da bugün itibariyle 6.40 olarak karşımıza çıktı. Peki bakalım bantlar bazında neler gözüküyor, neler yapmamız gerekiyor. Şimdi Ichimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar Ichimoku bulutu gayet de güzel bir şekilde gidiyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yalnız burada şeye bakmak lazım arkadaşlar. Şu çanağı da görüyor musunuz bilmiyorum ama çanağı hafiften bir kulp da yapmış gibi duruyor ama ya bundan sonra bir hareket yapar mı yapmaz mı önümüzdeki günlerde göreceğiz ama hisse şu anda bir çanak formasyonu da yapmak üzere. Hatta fincan kulpa da doğru gitme ihtimali var. Tekrar Ichimoku'ya bakalım. Ichimoku'ya baktığımız zaman arkadaşlar hisse için olumlu mu olumlu, şu genişleme biraz bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor ama neticede genişlerken de tekrar yukarı doğru bir hareket yapmaya çıkmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Peki arkasından ekstradan bakalım arkadaşlar. Yani yeşil olması bizim için Ichimoku olumlu olarak. Bollinger'e bakalım. Bollinger'in orta noktası arkadaşlar şimdi göstereceğiz. 6.09. Şurada gördüğünüz zaman 6.09. Bollinger'in orta noktası arkadaşlar. Fiyatımız kaç? 6.40. Bu da hisse için olumlu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor. Peki bakalım hacime durumumuz nedir? Hacim arkadaşlar yükseliş trendine girmeye başladıktan sonra arkadaşlar hacimde bir ciddi artış var. Neye göre artış var arkadaşlar? Şu bölgeye göre bir artış var. Burada satış için az bir hacim var ama yükselirken arkadaşlar bir anda insanlara saldırmış. Bu da zaten herkes bunu gördüğü için arkadaşlar hacimde ciddi bir artış varmış gibi gözüküyor. Bu da arkadaşlar hacim nokta baktığımız zaman olumlu ama son zamanlarda tekrar yükseliş trendini devam ettirebilmesi için şurada ciddi bir hacim olması lazım. Yani 8 günlük ortalama üstü 3.5 milyondan daha fazla, en az 6-7 milyonluk bir hisse hacim ortalaması lazım ki bugün itibariyle sadece bu 1.96 milyon son 8 günlük ortalama. Yani daha bir fırın ekmek yemesi lazım hacim olarak. Çünkü hacim şu anda şu bölgedeki olabilecek bir yükselişi desteklemiyor arkadaşlar. Onun dışında diğerleri hepsi gayet güzel. Yani Ichimoku, Bollinger güzel. Şimdi deri mod konfeksiyonu ayakkabının arkadaşlar hemen diğer indikatörlerine bakalım. RSI'ne. RSI'de arkadaşlar ciddi bir sıkıntı yok gibi. Sadece bir önceki tepenin üzerine çıkamaması bizim için bir handikap olarak karşımıza çıkıyor. Buradan arkadaşlar baktığımız zaman burada ne kadar çok tutunursa bizim için gayet de o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Gelelim arkadaşlar hemen stok RSI'mıza. Stok RSI'mıza baktığımız zaman stok RSI'de diyor ki ben diyor evet düşeceğim diyor. Buradan aşağı düşmeye bayağı da bir niyetlenmiş. Hani baktığım zaman bir düzeltme çalışması var mı? Bir düzeltme çalışması var aşağı doğru. Yani hisse için bu artık düzeltme olup olmayacağı nerede karar verecek? Şu aşağıdaki aşırı satış bölgesinde hisse için gayet de güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yeter ki şu aşağıdaki aşırı satış bölgesine gelmesin. Hisse için çok ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar işte benim en sevdiğim indikatör MAC indikatörü. MAC indikatörüne baktığımız zaman arkadaşlar MAC indikatörüne çok ciddi bir sıkıntı yok. MAC indikatörü arkadaşlar aşırı yükseliş trendi bölgesine devam ediyor. Hafiften bir aşağı gelmiş bir yorgunluk belirtisi, şu bölge yorgunluk belirtisi, düzeltme çalışmasının devam ettiği bölge. Buradan yukarı doğru hafiften bir kafasını kaldırmış ve kırmızıyı da kesmiş arkadaşlar. Bu bizim için olumlu. Yani olumsuzluk değil, gayet de güzel bir şekilde yukarı kesmesi hisse için artı. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken ne yapacağız? Şunun biraz daha yukarı çıkmasını beklemek. Yani şu mavi sinyalin arkadaşlar kafasının aşağı doğru inmesi bizim için bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Hisse için gayet de güzel bir şekilde duruyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Gelelim GCI'mıza. GCI'mıza durum nedir arkadaşlar? GCI'mıza baktığımız zaman GCI'mıza aşırı alış bölgesine girmiş arkadaşlar.
Bunlara çok ciddi bir sıkıntı yok. Neticede arkadaşlar son zamanlara baktığımız zaman aşağıdaki aşırı satış bölgesine geçirdiği vakit daha az. Hisse şu an aşırı alış bölgesine girmeye çalışıyor. Ki girmiş de zaten de. Hani burada vakit geçirmeye çalışıyor. Bu da hisse için gayet de olumlu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani derim biraz daha olumlu olarak karşımızda duruyor. Evet, sıradaki hissemiz Deva Holding. AŞ Deva'ya bakalım durum nedir ne değildir. Deva'yı daha önce hiç değerlendirmedik arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, hemen bir yöntem çizmeye çalışalım. İlk önce bir trend bulmaya çalışalım. Trendimiz arkadaşlar gözüken şu vaziyette bir devamlılık var gibi gözüküyor. Kısmen, hatta şuradan şöyle yapalım. Trendimiz bu şekilde karşımıza çıktı. Peki direnç ve desteklerimize bakalım. Direnç ve desteklerimiz ne durumdadır? Şimdi ilk direncimiz arkadaşlar yükselemediği bölgeye hemen yakın kısımda çizelim. Geçemediği bölge 36.30 arkadaşlar. İkinci geçemeyeceği, zorlandığı bölge arkadaşlar 40.57 olarak karşımıza çıktı. Peki destek olarak karşımıza ne çıkıyor? Destek olarak daha önce düşemediği bölge 3 gün önce denediği 34.55 ve akabinde arkadaşlar biraz daha böyle yataya seyretip dipten tekrar yükselişe geçti 32.73 ve biraz daha aşağıdan baktığımız zaman trend çizgimiz olan 27.74 üzerinde olan 27.74 olarak karşımıza çıktı. Peki baktığımız zaman başka neler görebiliriz? Ichimoku'ya bakalım. Ichimoku'da durum nedir? Ichimoku'da arkadaşlar baktığımız zaman yeşil gayet de güzel. Yani Ichimoku'nun yeşil olması zaten bildiğiniz gibi yükselişin başladığını veya başlayacağını işaret olarak karşımıza çıkıyor ama tabi burada bir şey var. Şunu da arkadaşlar, bir önceki bulutun da en üst seviyesini geçmesi gerekiyor. Yani şu yeşil bulut arkadaşlar şöyle gelip de şurada 35.85'i görmesi lazım arkadaşlar. Ki şu andaki o bulutun tepe noktası 33.56. Daha 5 puan atması lazım. Yani bir fırın ekmek yemesi lazım gibi duruyor. Peki burada arkadaşlar zorlandığı bir yer daha var. Şöyle üstlerinde bir daralma yapalım da bakalım ne çıkacak, karşımıza çıkıyor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir durumla karşımıza çıktı. Şimdi burada bir sıkışmışlık olur mu olmaz mı önümüzdeki günler görürüz ama aşağı doğru belki ola ki meyil eder gibi duruyor ama. Şimdi Ichimoku'ya baktığımız zaman olumlu mu olumlu arkadaşlar, hiçbir ciddi bir sıkıntısı yok. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandımızın orta noktası nedir? Bollinger bandımızın orta noktası 34.49 iken arkadaşlar. Hissemizin fiyatına baktığımız zaman hissemizin fiyatı 35.38. Bu da gayet de olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Burada ciddi bir sıkıntı yok gibi duruyor. Peki akabinde baktığımız zaman hacimle ne gözüküyor? Hacimle gayet de güzel bir artış var arkadaşlar. Bu hacimdeki artış yükseliş bölgesinden şuradan başladığından arkadaşlar buradan itibaren yukarıya doğru gidiyor. Bir hacimde hafiften azalma var. Düşerken azalması aslında bizim için iyi. Neticede arkadaşlar satmak istemeyenlerin olmadığı anlamına geliyor veya azaldığı anlamına geliyor. Bu yönden iyi ama tabi hacim yeterli mi? Şu etapta yeterli gibi gözüküyor ama şimdi yükselmek için arkadaşlar şuradakinde burada mesela ortalama 8 günlük hacimimiz 2.5 milyon 2.6 milyon iken buraya baktığımız zaman arkadaşlar 3 milyon 115 yani ben isterdim ki arkadaşlar şunun en azından bir 4-5 milyon olması gerekiyor ki yukarı doğru ciddi hacimler olabilsin diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman şuradan bir sıyrılması lazım. Şu hacmin şu bölgeden baktığımız zaman göze çarpıyor. Ulan bu yükseliyor diyebilmesi lazım arkadaşlar ama şu anda burada çokça ciddi bir hacim olmasa bile hacimde bir artış var. Yani nötr üstü, Bollinger olumlu, Ichimoku olumlu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gelin Risa'yımıza. Risa'yımıza durum nedir? Risa'yımıza arkadaşlar şu bordo bölgede takılması bizim için gayet de güzel. Neticede arkadaşlar üst tarafa geçmesi daha güzel ama netice şu anda geçemiyor gibi gözüküyor. Yani burada da bir yorgunluk belirtisi varmış gibi duruyor. Yani buraya baktığımız zaman arkadaşlar biraz daha zorlayıp da yukarı doğru çıkabilse iyi olur ama hisse şu anda baktığımız zaman ister istemez bir yorgunluk belirtisi varmış gibi duruyor. Tabi burada bizi sevindiren kısım ne arkadaşlar? Yani şu aşağı düşmemesi bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Gelin Stock Risa'ya. Stock Risa'da arkadaşlar bir yorgunluk belirtisi var gibi duruyor. Bunu nereden anlıyoruz? Yani baktığımız zaman bu tepeden sonra diğer tepeler aşağıda oluşmaya başlamış. Yani bu hissenin yukarıya çıkmadığını, çıkmakta zorlandığını gösteriyor arkadaşlar. Peki baktığımız zaman dip de aynı şekilde. Dip de bu dibin aşağısına oluşmuş arkadaşlar. Veya daha oluşmamış dip. Daha nerede oluşacağı da belli değil. O da başka bir muamma da. Bu da arkadaşlar karşımıza olumsuzluk olarak çıkıyor. Yani baktığımız zaman arkadaşlar Risa'yı ve Stock Risa'yımızın ikisinde bir de hatta Stock Risa'yla daha belirgin bir şekilde olumsuzluk var da Risa'yla nötr olumlu arasında, şey, nötr olumsuz arasında bir yerde arkadaşlar. Gelin diğer bir hissemize MAC indikatörüne. MAC indikatörüne baktığımızda ne gözüküyor arkadaşlar? MAC indikatörüne göre hisse yükseliş trendinde herhangi ciddi bir sıkıntısı yok. Gayet de güzel bir şekilde gözüküyor. Peki buradan baktığımız zaman bir sıkıntı olabilecek bir yer var mı? Evet var. Yani yükseliş trendi olması arkadaşlar olumlu. Bunu hem söyleyeyim ben size başta da.
Bu diyeceğim olumsuzluk değil, tedbir amaçlı arkadaşlar. Burada baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Hissenin yavaş yavaş maviyenin kırmızı kesme, yani 26 günlük ortalamayı kesiyor, 12 günlük ortalama aşağı doğru kesiyor. Bu hisse için biraz daha olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında komplesi olumlu, sadece düzeltme yapabileceği anlamında olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Ama hissenin genel görüntüsü şu bölgeye baktığım zaman arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıktı. Peki gelin GCI indikatörüne. GCI'mize baktığımız zaman arkadaşlar kanal indeksimize. Kanalda herhangi bir ciddi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hisse yataya bağlamış gibi duruyor. Yani bu güzel. En azından bir aşırı alış bölgesinde bir nötr bölge gidip gidip geliyor. Hisse için güzel. Ama baktığımız zaman da şu aşağı düşmemesi daha da güzel arkadaşlar. Yani şu bölgede gelsin varsın oynasın. Topunu burada koşturursun arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize bakalım. Hemen bir kontrol edelim. Diğer bir hissemize arkadaşlar Doğanlar Mobilya Grubu, İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ, DGNM. O daha önce değerlendirmedik arkadaşlar. Bunun adını gibi biliyorum çünkü. Doğanlar Mobilya'yı hemen bir bakalım, değerlendirmeye çalışalım. Şimdi Doğanlar Mobilya'da ne görüyoruz arkadaşlar? Şöyle bir baktığımız zaman hissede şöyle genişten bakalım. Evet, hissede bir çanak yapma durumuna doğru bir gitme hareketi var arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bunu hemen direnç ve desteklerini kısa vadede bir çizelim. Şimdi arkadaşlar burada ilk olarak ne çizeceğiz? İlk olarak hemen bir direncimizi bir çizelim. Şu bir. Bir tane en büyük direncimiz şu anda 2.836 arkadaşlar. Büyük ihtimalle burayı da yarın öbür gün zorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü çanak yolcusu gibi duruyor. İkinci destek olarak çizelim arkadaşlar. 2.39 karşımıza bir destek. Hatta onun üstüne bir tane daha destek çizelim ama çok yakın olduğu için çizmek istemiyorum. Bir ikinci desteğimiz de arkadaşlar 2.18 olarak karşımıza çıkıyor. Daha da aşağıda destek istersek eğer arkadaşlar 2.05 ve bir altında da arkadaşlar gelmez buraya ama 1.93 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada arkadaşlar baktığımız zaman hisse ne gözüküyor? Hisse ister istemez şu çanağı tamamlama görüntüsü direkt gözümüze batıyor. Yani hissenin burada arkadaşlar şu anda hedefi 3.20 kısa vadede gözüküyor. Kısa vade değil mi? Orta vade gözüküyor arkadaşlar. 3.20 artık ne zaman gelir? Tabi bu tek başına yeterli değil arkadaşlar. Şu çanak için şurada bir defa hacim birikmesi olur. Yani şuradaki baktığınız zaman şu hacimlerden ya şuradaki hacimlerden arkadaşlar biraz daha yüksek olması lazım. Yani bu hacim 8 günlük ortalamasına baktığımız zaman 19 milyon. Notken arkadaşlar bugünkü hacim ortalamamız kaç? 10 Pardon bir daha bakalım, evet 17 milyon notken arkadaşlar şu andaki hacimimiz kaç? 9 milyon not arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, o 19 milyonluk 17 milyonluk hacmin en az 3 kat olması gerekiyor ki 50 milyon notluk bir hacme tekabül ediyor. Çok seri bir şekilde yukarı çıkması için ama şu an hisseye baktığım zaman hisse gayet de keyfinden memnun gibi hacim olarak konuşuyorum. Yani burada bir ufak bir sıkıntısı var. Neyse gelelim arkadaşlar Ichimoku olarak baktığımız zaman ne gözüküyor? Ichimoku'ya baktığımız zaman arkadaşlar hisse gayet de olumlu. Neden olumlu? Altta düz çizgisini çekmiş, aşağı inmemek için gayret gösteriyor. Baktığımız zaman yukarıda bir tırtıklamalar var Ichimoku'da. Yani hissenin yeşil olması, zaten şu Ichimoku butonun yeşil olması gayet de olumlu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet de güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı 2.53 arkadaşlar. Orta noktası şuradan görüyorsunuz. Fiyatımız 2.60 arkadaşlar. Bu da gayet de olumlu. Herhangi ciddi bir sıkıntısı yok. Gayet de güzel bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Peki buraya baktığımız zaman arkadaşlar hacimde nötr diyebileceğimiz bir durum var arkadaşlar. Her ne kadar yükseliş bölgesindeyken hafiften bir artış varsa da yukarı doğru arkadaşlar dediğim gibi hacimin en az 2-3 kat daha artarak en az bir şöyle 19 milyon not civarından arkadaşlar yaklaşık 30 milyon not, 40 milyon not civarına çıkması lazım diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani net bir yükseliş teyidini verebilmemiz için. Ama işte şu anda baktığımız zaman Ichimoku olumlu, Bollinger olumlu, hacim olarak nötr olarak diyebileceğimiz bir durumda. Peki re-sayımıza bakalım. Re-sayımıza durum nedir? Re-sayımıza gayet de güllük gülistanlık arkadaşlar. Şu bölgede gezinmesi bizim için gayet de olumlu. Herhangi ciddi bir sıkıntısı yok. Neticede yukarıya aşırı alım bölgesine girmiş. Evet aşağı doğru bir trend oluşturuyor gibi duruyor ama kötü bir trend gibi geliyor. Yani durum şu gözüküyor arkadaşlar. Hani burada arkadaşlar yukarıyı kesmesi lazım ki hissenin yükselişini teyit etmesi lazım. Şu anda hisse arkadaşlar yukarıya doğru yükselmekte biraz zorlanacakmış gibi bir görüntü var. Gelin buraya arkadaşlar, burada ne gözüküyor stok re-sayı? Stok re-sayı gayet de güzel arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman buralarda yukarıda bir tepe oluşturmuş gibi duruyor ama netice tutunamamış arkadaşlar. Hafiften bir aşağı bir düzeltme yapacağım diye aşağıdaki adrese bir yok gideyim bakayım ne var ne yok der gibi şöyle geziniyor buralarda. Şimdi arkadaşlar şu beyaz bölgede, bantlı bölgede gezinmesi bizim için gayet de güzel. Şu aşağıdaki orta bölgede gezinmesi de gayet güzel ama şimdi eğer ki ola ki bir çanda en alt katı ziyarete gitmeye kalkarsa o zaman işte geçmiş olsun diyebileceğimiz bir durum. Çünkü bir hani bu şey demek arkadaşlar, biraz da düzeltme diyebileceğimiz bir durum ama o büyük ihtimal şuralara gelecektir. 2.42'lere veya direnç olan
2.39'a gelecek gibi duruyor ama hani önümüzdeki günlerde bakalım arkadaşlar. İnşallah şuradan aşağı düşmez diye düşünüyorum. Şuradan beyaz bantlı bölgeye geçmez diye düşünüyorum. Gelelim arkadaşlar diğer bir indikatörümüze, MAC indikatörü. MAC indikatörü arkadaşlar gayet de güzel. Hisse yukarı doğru çıkmaya çalışmış. Hissede çok ciddi bir sıkıntı yok gibi duruyor. Neticede şu bulut da arkadaşlar, şu kırmızı bulutları kastıyorum. Aynısını burada düşünün. Şu bulut da arkadaşlar yükseldiğine göre hissede herhangi bir sıkıntı olmayacakmış gibi görüntü var. Gayet de güzel yükselen trend bölgesine devam ediyormuş gibi duruyor. Gelelim GCI'mıza arkadaşlar. GCI'mıza ne duruyor? GCI'mıza baktığımız zaman aşırı alım bölgesine girmiş hisse. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yukarı doğru gittikçe arkadaşlar bizim için sıkıntı yok. Neticede burada ne kadar çok kalırsa hissenin yükselme potansiyeli o kadar fazladır diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim.